Merhabalar sevgili dostlar. Yine sizlerle beraberiz. Yeni bir hisse değerlendirmesinde. İlk önce yasal uyarımızı bir yapalım. Burada anlatılan bilgiler kesin yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al, sat, tut tavsiyesi verilmemektir arkadaşlar. Burada eğitim videoları çekilmektedir. Yani biz burada siz görüşlerimizi size belirtiriz. Siz de araştırıp öyle kararınızı verin arkadaşlar. Şimdi ilk etapta bizim kendi tabii hisselerimizden burada portföyümüzden yeşile bakacağız. Arkadaşlar yeşile biz baktığımızda yeşil son baktığımız en azından bir 10-15 gün oldu herhalde. Belki daha fazla oldu. En son baktığımızda biz yeşil bayağı 200'lerin üstündeydi. Ve bayağı bir düşüşler yaşandı. Tabi borsanın çekilmesiyle, borsanın düşüşüyle yeşil de bayağı geriledi. Şimdi biz yeşil yatırım holding tabii ki iyi yerlere gelecektir arkadaşlar. Dediğim gibi bu Kanal İstanbul'un yapılmasıyla ilgili biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıklamaları var. Kanal İstanbul'la ilgili de Yeşil'in de biliyorsunuz orada bazı yatırımları var. Onunla ilgili tabii ki biraz geri çekilme olacaktır ama Yeşil'in hedefi arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. 200'lerin üstü zaten 250'ler, 260'lar. Şimdi biz ilk önce burada bir teknik bir incelememizi yapalım. Bakın burada bir W yapmış. Bir daha bir W şöyle bir daha bir yukarı doğru çıkma potansiyeli var. Bakın buradan böyle gelmiş. Aşağı doğru gelmiş. Buradan oyalanabilir. Şöyle oyalanıp tekrar yukarı doğru çıkabilir arkadaşlar. Yani bu tabii ki kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi biz şuna bakalım. İlk etapta aşağıda 137 liralık bir desteği var. Güçlü bir destek var burada. Buraya kadar inebilir en kötü ihtimalle. Kötü bir ihtimal. 137 lirası var burada. Buraya dokunup buradan yukarı doğru atabilir. Tabii 148'e kadar da gelebilir. 148 şu anda zaten 151'de. Oraya kadar gelip oraya dokunup hatta 140'lara kadar da inme şansı var. Oraya dokunup oradan tekrardan yukarıları deneyecektir arkadaşlar. Borsadan dolayı borsamızın düşüşünden dolayı yeşilin de şu anda bir düşüş trendinde görünüyor. Şimdi şunu bir silelim. Evet arkadaşlar. Şimdi yeşile baktığımız zaman altta dedik desteği var. Destekte 137 lira. Yukarıda 164 liralık bir direnci var. Bu direnci açtığı takdirde ilk etapta 164 lira sonra 189 lira. Yani bunları kısa zamanda aşıp yukarıdaki hedefi ilk hedefi 213 lira arkadaşlar. 200'ün üstüne kendini atma hedefi var. Yukarıda. Çünkü bakın bir bu kadar düşmüş. Bir bu kadar daha çıkacaktır. 200'ü zorlayacaktır arkadaşlar. Ama ne zaman olur? Artık Mart'ta mı olur? Mart'ın ortasında mı? Zaten pazartesi itibaren Mart'a giriyoruz. Mart'ın ortasına doğru, sonuna doğru 200'leri zorlayacaktır. Oraları geçecektir. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Grafiği şu anda güzel görünüyor arkadaşlar. İnişler olacaktır illaki. Yeşil yatırımda. Ama şu anda değişen bir şey yok. Yine potansiyel olarak çıkma potansiyeli yüksek bir hissemiz. Yani dediğim gibi benim kendi şahsi görüşümdür bu. Benim görüşüm 200 lira kadar 200 lira attıktan sonra kendini ilk etaptaki 280 liralara kadar gidecektir. Ama tabii bu ne zaman gider? Yavaş yavaş. Doldura doldura gidecektir. Şu anda geri çekildiği gibi. Evet, bir de çok inmiyor var biliyorsunuz. Bunu da çoktur takip ediyoruz inmiyor'u da. İnmiyor yatırım holdingi. İnmiyor da buralarda çok oyalandı arkadaşlar. İlk biliyorsunuz 197'yi gördü. 197'den döndü. Aşağılara kadar geldi. En son burada 119 liralara kadar gelip buradan bir tepki verip
tekrardan 144 liraları gördü cuma günü. Ki borsanın düşmesine rağmen, %2 düşüşüne rağmen inmiyor da bizim yakından takip ettiğim, hatta %1, evet %2, 3 gündür düşen bir borsamız da olmasına rağmen inmiyor. İyi yerde tutundu. Biliyorsunuz 2020'yi de rekor bir bilançoyla kapattı ve inmiyor arkadaşlar. Daha da iyi yerlere gelecek. Bizim çok uzun zamandan beri takip ettiğimiz bir hisse, biliyorsunuz. İnmiyor da şimdi inmiyor, bakalım grafiğine. İnmiyor da 131 liraya kadar gerileme desteği var burada. 131 liraya kadar gelme ihtimali var arkadaşlar. Oradan tekrar yukarılara doğru, ilk etapta 159 lira bir direnci var. 159 liradan sonra gitmek istediği yer 179 lira ve 198 lira. Yani bu da aynı yeşil yatırım gibi arkadaşlar buralara gelecektir. Bu 200 lira kısa zamanda gelecektir. Dediğim gibi inmiyor da arkadaşlar, inmiyor yatırımda çok sağlam bir hisse. Patronu sağlam, yani elinde bir sürü enstrüman var. Yani olumsuz durumlarda bu enstrümanları kullanacak çok malzeme var elinde İmmo'nun. Çünkü 2020'nin flash hissesi hakikaten. Bakın nerelerden gelmiş, 44 liralardan buralara gelmiş kısa zamanda. Bakın 45 liralardan Aralık'ta, 28 Aralık'ta 45 liraymış yani bu hisse. Biliyorsunuz biz bu hisseyi nerede vermiştik? 67 liralarda başlamıştık biz takibe. 12 Ocak'ta. Aşağı yukarı 1-1,5 ay olmuş. Ondan beri hala takibindeyiz. Ve bu hissenin de önü açık arkadaşlar. Daha da güzel yerlere gelecektir. Dediğim gibi altta 131 lira desteği var güçlü. Yukarıda dirençleri ilk önce 159, sonra 172. Ondan sonra kendini 200 lira doğru atacaktır arkadaşlar. Bunda da bizim hedefimiz kısa vadede. Kısa vadede benim kendi şahsi hedefim 200 veya 60 liralara kadar bir hedefimiz var bunda da. Bu da buralara gelme ihtimali var. Tabii ki hiçbir zaman yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kendiniz de araştırın, öyle yatırım yapın. Dediğim gibi borsanın her düşüşünde bir alım fırsatıdır arkadaşlar. Bu alım fırsatlarını iyi değerlendirin. Herkese bol kazançlar. İyi akşamlar.